Efendim, İzmir Fuarı ne kadar güzeldir. Bilenler bilir. O kadar güzel bir yerdi ki İzmir Fuarı'nda 5-6 tane gazino vardı. Akasyalar Gazinosu, işte Ekici Över Gazinosu, Luna Park Gazinosu, Manolya Gazinosu, Göl Gazinosu ve bu gazinolarda da o zamanın en iyi sanatçıları, yani popüler olan en iyi sanatçıları oralarda çalışırdı. Zeki Mürenler, Mualla Mukadderler, Ahmet Sezginler, Nuri Sesi Güzeller, Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, efendim Erol Evgin'ler, bir sürü bir sanatçı hepsi gelirdi ve o sanatçılarla da orada hakikaten bir sosyal etkinlik olurdu. İzmir şehri de hakikaten kalkınırdı o fuar sayesinde. İnşallah o günlere tekrar döneceğiz. En son bir nostalji fuarı yapılmıştı. Oraya gitmiştim. Ama o zamanlar dediğim gibi, mesela ben 1983'te yılın en iyi komedyeni seçildim. Halkın oylarıyla Altın Kelebek ödülü almıştım. 81'de Atalay Noaner'in yerinde çalıştım Akasyalar'da. 83'te de efendim bu güzel gazinomuz Ekici Över Gazinosu'nda çalışıyorum. Neşe Karaböcek as solistimiz. Ümit Besen ilk defa sahneye ayakta çıkıyor, okuyor piyanosunun dışında. Efendim Barış Manço, yine Erol Evgin, Nil Burak, harika bir kadro. Ve o kadroyla çalışıyoruz. Üçüncü, dördüncü gün bir baktım telefonum çalıyor. Gece saat 3. Beni Hasan Ekici arıyor, Allah rahmet eylesin. Fatih'ciğim dedi, bütün dedi sanatçıları aradım dedi. Buyur abi dedim. Yarın dedi hepiniz dedi ahlak masasından dedi vesika almanız lazım. Allah Allah abi dedim, bizim bütün Türkiye biliyor. Hayır dedi. Çünkü bir sanatçı arkadaşımızın bir gün önce sahnedeyken göğsü gözükmüş ve efendim demişler ki böyle bir şey olamaz. Bütün sanatçılar ahlak masasına gidecek. Evet. Ertesi gün dedim ya sabahleyin bari dedim. Erkenden gideyim dedim. Kimse görmesin. Çünkü orada umumhanede çalışanlar da, pavyonda çalışanlar da hepsi gidip orada vesika alıyorlar. Gittim. İki tane önümde bayan var. Ben de arkalarında duruyorum. Önümde de roman bir hanım bana döndü. Abi dedi sen de mi dedi vesika alacaksın? Evet dedim, ben de dedim vesika alacağım. E tabi dedi, kanın kıyafetinde dedi, gelemedin dedi, erkek kıyafetinde geldin. Yazık, çok da gençsin be dedi. Şimdi kadın beni de umumhanede çalışıyor herhalde zannediyor, bir şey de diyemiyorum. Bana bak dedi, ben dedi İzmir'e çok ayarlayla geldim. Burada iş yaparım diye ama İzmir'in kızları çok güzel. Burada hiç iş yapamadım. Şimdi kendimi doğuya istiyorum. Sana dedi, buralarda kimse gelmez dedi. Doğru söylüyorsunuz dedi. Bir şey diyemiyorum. bana bak dedi. Her şey yine de içini bozma. Paranı kazanırsın. Ağla falan. O sırada arkaya bir iki kişi daha gelmiş. Onların arkasında da rahmetli Kamil Sönmez de Arif Aga, Arif Şentürk gelmişler. İkisinde de poz bıyık. İkisinde de bir şey, Arif Aga da değil de Kamil abi de biraz göbek böyle. Ondan sonra Kamil abi oradan bağladı. Bu da uşağım dedi. Ne diyorsun? E dedim abi dedim sıradayız. Sırada olduğunu gördüm de dedi güleysun dedi. Niye güleysun? Ya abi derken kadın ver. Abi dedi bunlar da mı dedi vesika alacak? Evet dedim abi dedim bunlar da vesika. Ya dedi bunlar mesleğin yüz karası. Bunlarla kim yatar ya dedi. Allah cezanızı vermesin. Bana bakın dedi. Kamil şey Arif Aga böyle yap. Ne var be hanımefendi ne istersin? Yahu dedi siz dedi vesika mı alacaksınız? Evet dedi vesika alacaksın. Yahu dedi utanın dedi bu mesleğin yüz karasısınız. İkinizin de artık dedi aç zamanı gelmiş dedi. Aca gidin ve tövbe edin. Gidin evinizde oturun. Sizden kim yatar be dedi. Ondan sonra hay Allah'ım ya Rabbim. Ya ben şöyle ortalığı kurtarmaya çalışıyorum ama kurtarılacak gibi değil. Kamil abi diyor ki, ulan şu an ne diyor bu hanımefendi? Dedim vallahi dedim abi dedim artık harç zamanınız gelmiş. Gidin dedim evinizde oturun ya. Tövbe edin ya dedim bu mesleğe dedim. Neyse o arada da kadıncağızın sırası gelmiş. İçeriye aldılar. Sonra Kamil abiye anlattım. Ben de içeriye girdim. Ve içeride bizim parmak izimizi aldılar. İşte şimdi Metin Akpınar'da bugün Müjdat Gezen'de olan vesikamı gösteriyorum. Biz de vesikalı olduk.
Buradan Safa Ünal'a da Allah rahmet eylesin diyorum. Sevgili hocama da bu olayı anlatmıştım. O da çok gülmüştü. İşte vesikalı yârim olduk biz de.